Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte uzun bir süredir beklediğim Sony ZV-1 dijital fotoğraf makinesini inceliyorum. Bu ürünü uzun bir zamandır bekliyordum. Şöyle Sony'nin bu RX100 serisi vardır bilenler bilir. Onu ben bir dönem böyle dönem dönem test etmiştim. Hatta 5 ya da 6'ya kadar geldi ya da 7 de olabilir. Tam emin değilim bu konuda ama bir sürü versiyon çıktı yıllar içinde. O serinin en önemli özelliği şuydu arkadaşlar. Bu cihaz küçük bir kompakt gövdede çok güzel bir objektif sunuyordu. Çeşitli üreticilerin de bu tarz ürünleri vardı. Ama Sony o seriye ne yazık ki mikrofon girişi koymamıştı yakın zamana kadar diye tahmin ediyorum. Güzel bir hareket yaparak mikrofon girişi koyup kompakt bir fotoğraf makinesi üretmiş ve özellikle de Made for vlogging yazıyor şu anda ekranda da görüyorsunuz. Şöyle kaldım ol, göstereyim. Made for vlogging diyor yani vlogçular, youtuberlar, işte video üreten, içerik üretenler için geliştirilmiş bir cihaz haline getirmiş ve adına da Sony ZV-1 demiş. Aslında bence bu ürün RX100 serisinin mikrofon girişli hali gibi düşünebileceğimiz bir ürün olmuş arkadaşlar. Şimdi genel bir görünümden bahsetmek istiyorum. Çok küçük bir gövdemiz var. Bu küçük gövde şöyle açılan bir ekranımız var. Ekran bu şekilde de açılıyor böyle de açılıyor. Şöyle döndürülebilir bir ekran ki ben bu döndürülebilir ekranı da çok seviyorum. Neden? Kendimizi çekerken bu tarz ekranlara ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Her zaman da bir kameraman vesaire yanımızda olmadığı için bizim gibi video içerik üretenler için güzel bir özellik olmuş. Dokunabilir bir ekranımız var. Dokunmatik ekran evet ama ama bu garip bir dokunmatik ekran arkadaşlar. Her şeyini dokunamıyorsunuz. Onun detaylarını birazdan değineceğim ben sizlere. Genel özellikle devam edelim, üst kısmında bayağı bir tuş kalabalığı var. Bir tane güç tuşumuz var, bir tane e, mod tuşumuz var. Video için genelde küçük olur, burada büyük bir tuş tercih edilmiş. Yine arka planını e, flu hale otomatik olarak getiren bir tuşumuz var. Ve deklanşör tuşumuz var. Aynı zamanda bu deklanşör tuşuna zoom girme özelliği de aktif edilmiş, ona entegre edilmiş. Üst kısmında neredeyse yani üçte birini kaplayan büyük bir mikrofon yuvamız mevcut. Üçlü bir mikrofon var burada. Onun da detaylarına il ilgili kısımdan anlatacağım. Sol tarafta ise bir adet e, özel bir aksesuar bağlantı yuvamız var. Buraya işte Sony'nin olmak kaydıyla uyumlu çeşitli aksesuarlar. ki mikrofon var ve flash gibi şeyleri takabiliyorsunuz. Cihazda flash yok bu arada. Bütün bir flash'ımız yok. Arka kısımda da epey bir tuş kalabalığı var arkadaşlar. Yalnız tuşlar çok küçük. Yani mercimek tanesi kadar diyeceğimiz kadar küçük arkadaşlar. Bir tane function tuşumuz var, bir tane menü tuşumuz var, bir tane döndürülebilir tekerlerimiz var. Bu teker ortasına tıklayabiliyorsunuz. Alt kısmında play tuşumuz var ve çöp işaretimiz var. E, bu şekilde bir tuş yoğunluğu mevcut. Yani bayağı bir tuş var bu cihazda. Sebebini birazdan söyleyeceğim. Şimdi yan tarafa açıyoruz. Yan tarafa geçtiğimiz zaman ise mikrofon 3.5 milimetrelik eksternal yani harici mikrofon girişimiz var. USB var. E, Mikro USB bağlantısı kullanıyor. Bir de HDMI bağlantımız mevcut. Bunun dışında başka bir bağlantı vesaire yok. İşte alt kısımda pil yuvamız var. Bellek kartı bu pil yuvasının içinde. Bir de tabii ki doğal olarak ve 1 4 inçlik bağlantı yuvamız mevcut. E, bunun dışında baktığımızda cihazın ön tarafında da bir objektifimiz var tabii doğal olarak. Ama bu objektif hani döndürülebilir vesaire yapılabilir bir tarafı yok. Manuel modu aldığımızda gerekli ayarları arka yüzdeki o tekerlekten yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi teknik tarafa biraz bakalım. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tabloyu okuyayım ben sizlere. 20.1 megapiksellik 1 inçlik Exmor RS BSI SMOS sensörümüz var. 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Bu minik canavarımız Karzaj tarafından geliştirilmiş 24-70 F1.8 2.8 yani 24'teyken 1.8 veriyor. 70 mm'deyken de 2.8 verebilen bir objektifimiz var ki rakamlar çok iyi takdir edersiniz ki. S-Log 3 desteği var video tarafında. 3 inçlik e, yandan açılır dokunmatik bir ekranımız olduğunu söyledik. 960 FPS'ye kadar, e kadar diyelim ağır çekim video yapabiliyor. USB'den şarj olabiliyor, Wi-Fi ve Bluetooth ile uzaktan kullanılabiliyor. 260 karelik pil ömrümüz var ve 45 dakikalıkta da video çekebiliyor üzerindeki pille beraber. Yüz tanımlama özelliği var bu enteresan. SteadyShot titreşim engelleme modumuz var. Optik olarak yapıyor bunu. Bir rüzgar siperi çıkıyor kutusundan. Onun da kullanımından biraz bahsedeceğim. 3 kapsülü bir mikrofonumuz var. 3.5 mm kulaklık çıkışı olduğunu söylemiştik. ND filtremiz var ve 294 gram ağırlığımız var. Taklit edersiniz ki neredeyse bir telefon kadar arkadaşlar. Günümüzde telefonlar artık özellikle ameliyat gemileri 200 grama yaklaştı. Bu ürün 294 gram ağırlığı neredeyse bir telefon kadar başarılı. Hafif, küçük ama kabletli bir ürün olmuş. Fiyatını merak eden için de söyleyeyim arkadaşlar. Bu ürünün fiyatı 6999 TL. En azından bu videoyu yayınladığım tarihteki rakam bu. Ee, şöyle bir tripod görüyoruz ekranda. Onu da göstermiş olayım. Bu böyle aslında Sony'nin özel bir tripodu. Bu aksesuarla da beraber alabiliyorsunuz ama haricen de alabilirsiniz. Haricen alırsanız o 6999 TL bir 1650 lira civarında bir fiyat eklemeniz gerekiyor. Bluetooth'tan bağlanıyor, otomatik olarak bağlanıyor cihaz zaten bir sıkıntısı yok. Şu şekilde açıyoruz ayaklarımızı. İsterseniz hani böyle elimizi alıp da şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle kendinizi çekerken istemiyorsanız bir masaya falan koyarken de şöyle göstermiş olayım. Şu şekilde yapabiliyorsunuz. Kafa yukarı aşağı hareket edebiliyor. Şu şekilde şöyle bakın. Bir de kendi etrafında dönebiliyor. Şöyle bir burada klips var. O klipse bastığınız zaman kendi etrafında da dönebiliyor. Fena da bir ürün değil bu arada. Pili de arka tarafında bir kapağı var. Böyle yuvarlak saat pillerinden değiştirmeniz gerekiyor bittiği zaman. Hani böyle bir şey alınır mı? Bence şöyle şundan dolayı alınır. Sadece tripod değil bu. Şu ön yüzünde şöyle göstermiş olayım. Ön yüzünde düğmelerimiz de var. İşte buradan fotoğraf ve video moduna girebiliyorsunuz. Zoom girebiliyorsunuz. Yani zuma dokunmadan şuradan şu şekilde yapabiliyorsunuz. E, fonksiyon tuşları var. Bir de kilitleme tuşumuz var. Hani bunlarla kullandığımız zaman daha böyle hani efektif olarak işte mesela takayım ben şöyle göstermiş olayım. Şuradan bağlayayım sizler için arkadaşlar. Efektif olarak daha güzel oluyor. Yani al böyle bir cihaz alacaksanız ben olsam hani bunu da alırım yanında. Şöyle yapıyoruz. Şöyle şöyle buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ne bileyim işte zoom girip zoom çıkabiliyorsunuz. Bence güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Şimdi gelelim biraz kişisel deneyimlerime. Sony bu ürünü biraz geç gönderdi sonra Türkiye. Sağ olsunlar. Ee, herkes incelemişti. En sonunda ben incelemiş oldum. Elbette bizim de fikirlerimizi merak edenler vardır. Onlar için burada bir deneyimsel bir çalışma yapmak istiyorum sizler için. Kullanım deneyimden biraz bahsetmek istiyorum. Bir kere cihaz şunu çok beğendim ben. Küçük ve hafif. Şimdi bizim işimizde biliyorsunuz hareketli Sürekli bir yerlere gidiyoruz, geliyoruz. Hani gerçi bu pandemide birazcık yavaşladık ama yine de işimizde biraz hareketlilik var. Sürekli yeni ürün çekmemiz gerekiyor vesaire. Böyle ağır ekipmanlar artık pek tercih etmiyoruz. Ya da sabit çekimlerde ağır ekipmanlar kullanıyoruz. Ama biraz daha böyle hareketli çekimlerde veya bir yere gitmemiz gerektiği durumlarda böyle küçük cihazlar her zaman tercih etmeye çalışıyoruz. Bu manada Sony'nin ZV1 modeli güzel olmuş. Pratik kullanımı çok kolay, hızlı. İşte açıyorsunuz. Yani bir özel bir şey yapmanıza gerek yok. Açtınız. İşte modlara modları var buradan. Hemen hızlıca işte mesela modlara biraz anlatayım. PASM var standart olarak. Programmable Auto, e, Aperture Priority yani diyafram öncelikli, Shutter Priority enstantan öncelikli, manuel. İşte panorama modumuz var, scene modumuz var. E, bellek geri çağırma modumuz var. Ön ayarlar değerlerini hazır getiriyor. Yüksek kare hızı işte az önce söyledim size. E, yüksek hızlı video çekebiliyorsunuz. Film modumuz var. Bir de otomatik film modumuz var. Bir de tam otomatik fotoğraf modumuz var. Orada istediğimiz gibi fotoğraflarımızı çekebiliyoruz. Ayrıca ND filtre özelliği var. ND filtre sayesinde de hani e, açık havalarda e, diyaframı kısıp daha kısık bir diyafram elde ediyorsunuz. Bu da böyle hareketli çekimlerde işte su akan sularda şurada burada size biraz daha böyle havalı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Panorama falan kullandım ben. Fena değil. Hani bir cep telefonundan daha iyi çekiyor. Kalitesi de tabii ki daha iyi. Yani 20 megapiksel de oldukça iyi. Bir de sensör büyük olduğu için. Şimdi cep telefonuna çok karşılaştırılacaktır bu cihazlar diye tahmin ediyorum. Daha doğrusu iki şeyle karşılaştıracağız. Bir cep telefonu bir de hani SLR mı alayım, aynasız mı alayım yoksa bunu mu alayım şeklinde muhtemelen sorularınız olacak. Onları da yanıtlayacağım arkadaşlar. Cep telefonu tarafına gelecek olsak cep telefonuyla karşılaştırılır. Bence şöyle ben de bazı çekimlerde cep telefonu kullanıyorum arkadaşlar. Örneğin e, tıraş videolarında ben cep telefonu çekiyorum. Alan dar, küçük bir yerde çekim yapıyorum malum banyoda. Onu da cep telefonu çekiyorum. Yani kapalı da bir alan olduğu için mikrofon falan bağlamama da gerek olmuyor. Zaten bağlayamam çünkü tıraş olurken su falan sıçrayabilir mikrofonu. O yüzden ben cep telefonu kullanıyorum. Ama cep telefonunu sürekli kullanmak çok pratik değil. Özellikle de bizim gibi düzenli içerik üretiyorsanız arkadaşlar çok pratik değil. Yani ya böyle hani hiç kullanmadığınız bir telefon olacak. Onu başka bir şey için kullanmayacaksınız. Çünkü tam normal kendi telefonunuzu kullanırsanız tam çekim sırasında bir çağrı gelebiliyor. Birisi Whatsapp'tan bir şey yazabiliyor. Hatlar karışıyor. O yüzden ben cep telefonunu sürekli kullanmayı doğru bulan birisi değilim ama bu benim kişisel fikrim. Belki aramızdan çıkıp da ya ben işte şu kadar video çektim hepsini cep telefonu çektim diyenler de olabilir. Ama ben daha çok şöyle yapıyorum. Özel bu iş için bir cep telefonum var normal içinde sim kart takılı değil. Onunla çekimlerimi yapıyorum. O zaman daha rahat oluyor. Ama kalite olarak da tabii ki cep telefonu özellikle düşük ışıkta falan çok sıkıntılı arkadaşlar. İsterse iPhone olsun, isterse Huawei olsun düşük ışıkta video çekmek cep telefonuna pek harcı değil. E, sensörler mercimek kadar. Bunun mesela bir inç nispeten daha büyük cep telefonu sensörlerine göre. O yüzden ben cep, sürekli video üretenler için cep telefonu yerine böyle bir cihazı öneriyorum. Ama bu benim kişisel fikrim. Şimdi 1 iki notum var. Onlardan ben size bahsedeyim. Fotoğrafta 44x, videoda ise 11x'e kadar dijital zoom girebiliyoruz. 24 70 yetiyor mu? Ya bana yetti mesela. Ben çok öyle zoom isteyen birisi değilim. Çekimlerimde de böyle deli gibi zoom kullanmıyorum zaten. Öyle bir şey istiyorsanız tabii ki video kamera almanız lazım. Hani video üretenler için söylüyorum. Fotoğrafta da zaten başka bir makine almanız lazım. Bu size 24 70 çok fazla bir zoom girme imkanı tanıyacak bir objektif türü değil. Arka plan bokeh özelliği var. Bir tuşa basıyorsunuz şurada. Yani siz bunu manuel modda falan da yaparsınız. Anlıyorsunuz fotoğrafçıktan diyaframı kısarsınız. Ne bileyim diyaframı artırırsınız. Enstantaneyle oynarsınız falan filan. Ama hani burada size hazır bir tuş koymuşlar. Şu C1 yazıyor üzerinde. Buna bastığınız anda arka planı bulanıklandırdım diyor. Bulanıklaştırdım diyor. Bir daha basarsanız netleştirdim diyor. Böyle hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir özellik olmuş. Bunun dışında netleme hakikaten çok hızlı. Şimdi Sony'nin öyle bir iddiası var diyor ki ben çok hızlı ettik yaparım bu cihaza diyor ki biliyorsunuz Sony'nin video işinde çok kullanılan işte alfa serisi vardı biliyorsunuz. A serisi var. A7S var. Şu var. Bu var. Bir sürü A7 versiyonu var biliyorsunuz. Onlarda da çok hani hızlıdır. Ve bunda da gerçekten çok hızlı. Hatta Sony olayı abartmış. Bir de böyle bir ürün teşhiri diye bir özel bir mod da koymuş. Bu modu aktif ettiğiniz zaman hani biz şimdi çok yaparız ya. İşte arkadaşlar kamerayı tutuyoruz ya böyle işte şimdi şunu gösteriyorum falan diyoruz ya mesela. Bunu çok hızlı yapan bir modu var. O modu alırsınız Belli bazı özellikler kullanamıyorsunuz ama çok hızlı netlik yapıyor arkadaşlar. Hemen şöyle koyuyorsunuz, çekiyorsunuz. Koyuyorsunuz, çekiyorsunuz. Bunun örneklerini şimdi videonun içine koyayım. Onlara bir bakalım sonra videoya devam edeceğiz. Evet şimdi bir deneme yapıyoruz. Şu anda ürün teşhir modu açık. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Küçük bir şeyle deneyelim. Evet. Bir. 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 Gerçekten çok hızlı ya. Evet işte bu ürün teşhiri özelliğini gördünüz. Gerçekten de başarılı. Özellikle bizim gibi böyle hani kamerayı karşıma alayım. şu bir şey göstereyim. Aa işte şunu çektim. Aa bunu çektim falan dediğimiz zaman işe yarayacak bir özellik. Bu arada şu anda elimde görüyorsunuz böyle bir. Biz bunlara teknik tabirle dead cat deniyor. Rüzgar önleyici demiş buna Sony. Ee, niye dead cat deniyor bilmiyorum bu arada. Hani kedinin kuyruğuna benziyor ama. Hani niye ölü? Kedi falan denmiş bilmiyorum. Cat tail falan dense de daha iyi olurdu. Kedi kuyruğuna benzeyen bir şey. Buna dead cat deniyor teknik olarak, tabir olarak konuşmamız gerekirse. Bu ne işe yarıyor? Şimdi cihazın üst tarafında bir mikrofon, üçlü bir mikrofon kapsülümüz var. Ki buna özel bir de bir rüzgar koruması da var bu arada arkadaşlar. Ama ona rağmen hani çok gürültülü, çok rüzgarlı bir yerde hani böyle bir yapar bazen videolarda. Çünkü o mikrofonuna rüzgar geçmektedir. Böyle bir şey olursa şunu alıyorsunuz. Böyle bir ortamda çekim yapacaksanız harici mikrofonunuzun da olmadığını düşünüyorum ben. Şöyle alıyorsunuz, şöyle taktınız. Bu böyle şu anda burayı kapatıyor ve o sesi de en azından e, azaltılmış oluyor. Abi ben çok tercih eder miyim? Açıkçası ben harici mikrofon takıntısı olan birisi olduğum için ben böyle bir şey çok kullanacağımı düşünmüyorum. Ama çantanızda durur. Çok da ağır bir şey değil zaten. Şöyle ufacık bir şey. Buna bir çanta atarsınız acil bir durumda mikrofon bağlayamadığınız bir durumda tak diye işinizi görür. Hızlıca halledersiniz. Bence bu da güzel olmuş. Böyle kutuda böyle bir aksesuarın olması da güzel olmuş. Dahili bir flashımız yok dedik. Bu fotoğrafta kısmen sorun olabilecek bir durum arkadaşlar. Hani olur mu? Olabilir. O yüzden hani bence olsa güzel olur. Böyle küçük şuraya buraya falan koyulabilirdi. Ama harici flaş bağlıyorsunuz. Şu üst kısmında bir yuvası var. O yuvaya taktığınız aksesuarları var. Sony'nin mikrofonu, harici flaş falan gibi şeyler buraya buradan bağlanabiliyor. Türkiye'de satılıyor mu emin değilim ama öyle bir aksesuarların bir setinin olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'de var mı yok mu onu bilmiyorum arkadaşlar. Bir diğer konu ise şarj meselesi. Şimdi bu mikro USB'den şarj oluyor. Pil ömrünü de söyledim az önce. Bir daha söyleyeyim isterseniz şuradan bakıyorum. 260 kare demiştik. Fena değil. Yani aynasızlarda filan anca gördüğümüz rakamlar. şimdi cihaz tabii küçük olunca pil de küçük oluyor. Fakat eleştireceğim taraf 45 dakikalık video çekebiliyor. Şimdi bu pille. Şimdi bu biraz sıkıntılı. Neden? Hani 45 dakika non stop çekmiyoruz belki bir video ama şimdi sonuçta video çekerken detay çekmeniz de gerekiyor, başka şeyler de yapmanız da gerekiyor. Yani to toplamda diyelim 10 dakikalık bir video çekiyorsam ben 30 dakikaya buluyor onun çekimlerinin süresi. Yani 30 dakika boyunca ben çekim yapmam gerekiyor veya cihazın açık kalması gerekiyor. O yüzden 45 dakika biraz sıkıntılı ama güzel bir haber vereyim. USB'den şarj oluyor. Zaten adaptör çıkmadı kutudan. Bir kablo çıkıyormuş muhtemelen ama o da gelmedi bana. Çok haşat olmuş bir kutu zaten. Şöyle kenarlarını falan da görüyorsunuz. Parça pinçik olmuş. Şarj olurken de cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu ne aklımıza getiriyor bizim? Hemen aklıma gelen ilk senaryo. Bir tane harici pil alalım. Powerbank dediğimiz. USB'den bağlayalım. Çekim yaparken şarja devam edelim. Ama onun da pratikliği biraz sıkıntılı. Neden? Hani şunun yanına bir takmanız lazım, tutmanız lazım o pili de filan. Birazcık zor olabilir ama günü kurtarmak için yani böyle bir yöntemle en azından bu pilin e, az gidiyor olmasını birazcık ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında pil ömrü bana yetersiz geldi. Hani yine de 45 dakika çok az yani söylediğim gibi az önce. Fotoğraf için çok sıkıntı olmayabilir. Yani 260 kare bugün aynasızlarda da 3 aşağı 5 kare 250 300 kare falan çıkıyor en fazla. Hadi onu kabul ettik diyelim. Ama videoda hani çat diye bittiği zaman sizin çekim yapamayacaksınız anlamına geliyor. O yüzden bana biraz az geldi. Sony bu konuya biraz el atmalı diye düşünüyorum. Videonun çeşitli yerlerine fotoğraf örnekleri de koyacağım arkadaşlar. Video örnekleri de koyacağım. Ee, tabii ki bir telefondan daha iyi çekiyor. Ama çok daha büyük sensörlü bir işte ne bileyim APS-C sensörlü bir SLR ya da aynasız kadar da iyi değil gibi geldi fotoğrafları bana. Ha, yani birçok günü kurtarır bu arada. Birçok işinizi kurtarır, birçok şeyi yaparsınız. Hani... Cep telefonuyla DSLR arasında bir yerde geldi. Objektif çok güzel. Yani 18 olması çok iyi. Açıklığın. Sony ZV-1 ile ilgili beğendiğim bir konu ise yüz tanımı özelliği. Şimdi biliyorsunuz birçok fotoğraf makinesinde falan var zaten bu özellik. Yani altta deve bir şey değil ama burada yüzünüzü kaydedebiliyorsunuz. Yani sabit bir yüzü. Ve o yüzü kaydettiğiniz zaman otomatik olarak çekimler sırasında o yüzü gördüğü anda ona netlik yapıyor. Yani buradaki durum şey değil. İşte göz burun bulduğu ona netlik yaptığı meselesi değil yüzün fotoğrafını çekiyor. Mesela ben kendimi yaptım öyle bir örnekte. Ve bunu tanımıyorsunuz. Ve fotoğraflarda ve videolarda otomatik olarak o yüze odaklanıyor, netlik yapıyor. Bu da en azından netliğin hani, takibi, devamı açısından da çok başarılı olmuş. Şimdi ürünün tabii ilginç bir özelliği var. Sony zv çok hızlı netlik yapabiliyor. Biliyorsunuz özellikle bizim gibi ürün anlatanlar için bu güzel bir özellik. Şöyle çekiyorum. Hemen netliği yaptı. Hemen yüzüme geldi. Tekrar elimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı. Evet arkadaşlar şu anda Sony ZV1 ile gece çekimi yapıyorum. Ee, saat şu anda 73 geçiyor. 73 3 geçe güneş batmış gibi ve ben de balkona çıktım. Ofisin balkonuna böyle bir çekim yapıyorum. En azından gece çekimlerinin 3 aşağı 5 yukarı nasıl göreceğini, nasıl olacağını bu videoda bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Şöyle dolaşayım biraz farklı ışık açık. şekilleri şekiller olsun. Ters ışık, düz ışık gece performansı da bu şekilde. ISO şu anda kaç bakayım? 4000'e çıktı mesela şu an. 4000 civarında ISO'da daha böyle görünmüş oluyor. Yürüyorum ve konuşmaya devam ediyorum. Sony ZV-1'in şu anda en geniş açı modunu görüyorsunuz. Şu anda geniş açıdayım. Şimdi zoom gireceğim. Bakalım ne kadar zoom giriyor. Optik zoom buraya kadar girebiliyor arkadaşlar. İşte bu kadar şu an. Sonuna kadar girmiş oldum. Evet ekranda bakayım kendimi. Şöyle. Bir daha zoom çıkıyorum arkadaşlar. İşte 24-70 böyle oluyor. Şu an 24. Şu an 70. Bu kadar. Evet şu anda Sony ZV-1 ile zemini bulanık modundayız. Şu anda arka planımı muhtemelen daha flu görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şu anda net modu aldım. Arka plan sanırım daha nettir diye tahmin ediyorum. Şuradan şöyle bakın bakalım. Şu an net. Tekrar bulandır moduna aldım. Sanırım bir tık flulaşıyor o zaman. İşte Sony ZV-1'in bu zemin bulandırma özelliği böyle çalışıyor arkadaşlar. Şu an net. Şu an flu. Bu Sony'nin bu minik e, video kamerası ve fotoğraf makinesi Aynı zamanda 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Şu an kapalı bir mekandayız ve işte görüntü, işte ters ışığa geçeyim biraz. Ters ışıkta böyle, düz ışıkta ise yüzüme gelen ışıkta ise bu şekilde. Biraz da zoom gireyim arkadaşlar. Zoom çıktık şu anda, zoom giriyorum. İşte bu şekilde bir görüntü kalitemiz var. 4K çekmiyorum bunu. sebebi şu arkadaşlar, video zaten Full HD olduğu için mecburen ben de Full HD çekiyorum. 4K video yayınlasaydım, 4K'nın kalitesini en azından siz de görmüş olurdunuz. E şu anda titreşim engelleme tamamen kapalı. Video modunda 3 tane var bu arada. E fotoğraf modunda 2 farklı modu var. E steady shot dediğimiz o titreşim engellemin. Şu an tamamen kapalı, böyle. Yani yolda yürürken mesela böyle bir çekim yapsanız. Şöyle yapayım ben. Bu şekilde bir şey olacak arkadaşlar. Şu an sallanıyor gördüğünüz gibi. Şu an steady shot standart modunda. Standart modda böyle. Fena değil. Hani az öncekine göre biraz yaparsak. Şöyle biraz daha koşalım. Gördüğünüz gibi. Fena değil. Ama tabi böyle yatayda sallamaya kalktığın zaman sapatacaktır. Şimdi bir de aktif steady shot modumuz var. Şu anda aktif moddayız. Bir parça kadarca daraltıyor ama sonuç gerçekten muhteşem. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz sallıyorum da bakın az önceki gibi de sallıyorum tabii yine bir titreşim var ama çok yüksek oranda değil şöyle biraz daha koşalım örnekleri gördüğünüz fotoğraf örnekleri, video örneklerini koydum. Birçok farklı farklı özelliğini koydum. Titreşim engelleme modu var. Titreşim engelleme modu kapalıyken, açıkken e, e, onları da örnekleri de koyacağım videonun içine. Titreşim engelleme modunda şöyle bir durum var. Üç farklı, iki farklı mod var. Bir kapalı, yani kapalıyı saymıyorum. Bir normal mod var bir de aktif mod var. Aktif modda görüntü bir parça kırpılıyor ama çok daha iyi sonuç alıyorsunuz. Gelelim eksi taraflarına. Şimdi üründe ekran dokunmatik ama böyle normal bir e, dokunmatik ekran gibi kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ayarları yapmak için burada hızlı ayarlar var. Function tuşuna basmanız gerekiyor. Bu saçma sapan bir şey geldi bana. Yani peki dokunmatiği nerede kullanıyoruz diyorsun. Olursa sadece netlik için kullanıyorsun dokunmatiği. Yani şuraya netlik yapsın buraya netlik yapsın şeklinde kullanılıyor. Bu bana çok saçma geldi. Yani dokunmatik ekran demiş sonra. Evet ekran dokunmatik ama sınırlı bir dokunmatik ekran. Bunu niye böyle yapmış anlamadım ama yani enteresan geldi bana. E, dokunmatik mi? Evet dokunmatik ama hani böyle menülerde falan dolaşamıyorsunuz. O yüzden bir sürü tuş eklemiş anladığım kadarıyla bu şeyleri ortadan kaldırmak için. Bence çok da gerekli değil. Yani menüde mesela ben dolaşırken hani açık söylemek gerekirse parmağımla dokunup da o menüde bir şeyleri değiştirebilmeyi beklerim ama bu üründe değişmiyor arkadaşlar. Bir diğer eleştireceğim taraf ise pil ömrü. Az önce söyledim zaten. Pil ömrünü çok beğenmedim. Biraz daha iyi olabilirdi. Ama burada birazcık da şöyle bir durum var. İşte dediğim gibi cihaz küçük olsun dediğiniz zaman pil ömrü de ne yazık ki bu rakamlara düşüyor. Video tarafında çok düşük özellikle. Hani video tarafında kullanacağımız için bu cihazı ağırlıklı olarak. Hani fotoğrafı çekebilirsiniz. Fotoğraf çekmeyin demiyorum. Sonuçları çok başarılı. Ama hani bu ürünün profesyonelliği daha çok video tarafında. 45 dakika bana biraz az geldi. Peki bu ürün kimler için uygun arkadaşlar? Bu soruyu duyar gibi oluyorum. Şimdi fiyatı 7000 lira civarında. Sadece şunun ayrıca. Bunu alırsanız 1600 lira daha ödemeniz gerekiyor. Tabi kurlar da şunlar da bunlar da artık onlara girmiyorum arkadaşlar. Ne yazık ki kur meselesi artık almış yürümüş durumda. Ee, ülkemiz şartlarına göre düşünecek olursak. Eğer hani sürekli video üreten çok profesyonel bir youtubersanız ya da şusanız busanız zaten böyle cihazlarınız mutlaka vardır. Yani birden fazla cihazınız olmalı zaten öyle bir iş yapıyorsunuz. Ama değilseniz hani ben bir tane cihaz alacak bütçem var bunu mu alayım derseniz birazcık bu sorunun kesin bir cevabı yok. Şimdi alın diyeceğim ama bu ürün sadece özellikle böyle hani kendimi çekeyim, yolda yürürken bir şeyleri çekeyim modunda çok başarılı bir ürün. Mesela ben bazı ürün incelemelerinde falan deneme yapayım dedim. Böyle bir detay çekmeye falan çalıştım. Birazcık uğraştırıyor detaylarda. Çünkü netlik yapamıyor. Siz manuel alıyorsunuz olmuyor falan filan. Hani o yakın çekimlerde birazcık sıkıntılı sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Hani çok böyle kontrol edemiyorsunuz her şeyini. O SLR'daki ya da aynasızdaki esneklik ne yazık ki bu cihazda bulunmuyor arkadaşlar. Zaten öyle bir iddiası belki yok ama kısıtlı bütçelerle iş yapmak zorundaysanız atacağınız bir tane merminiz varsa ve hani 7000 lirayı buna bağlamak birazcık düşünmek gerekiyor. Çünkü 7000 lirayı vereceğinizi bir DSLR alıp işte birçok modelim, birçok markanın var, Canon'un var, Nikon'un var, farklı şey, Fujitsu'nun, şunun, bunun var. Bir tane DSLR alıp onunla çekim yapmak size daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar uzun bir video oldu farkındayım ama cihaz da güzel olunca çenem düştü yine. E, lisan ettiysek affola diyorum. Ürünle ilgili Sony ZV-1 ile ilgili merak ettikleriniz varsa benim anlatmayı unuttum. Yahu arkadaşım bak böyle bir özelliği varmış. Bundan niye bahsetmedin? dediğiniz bir şey varsa bu videonun altında bana sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Her soruyu bakıyorum. Bildiğim, anladığım bir konuysa mutlaka ve mutlaka yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu konuda içiniz rahat olsun onu söyleyeyim. YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmayanlar izliyor daha çok kanalımı. Olun ya, ya zor bir şey değil yani. Sizden para istemiyorum, pul istemiyorum, katılın demiyorum, şunu demiyorum, bunu demiyorum. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.